Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Skam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi küçük dağ evindeyiz abi. Buraya geldim, karakteri getirdim. Geçen bölümden biliyorsunuz bir server hatası olmuştu, oyuna girememiştim. Oyuna girdikten sonra geldim buraya tekrar. Bir şey yapmadım yani. Arabayı buraya... Aa bak, kasam dışarıda kalmış. Arabayı buraya koydum. Ondan sonra içeri girdim. Takıldım öyle. Zaten kapattım ondan sonra oyunu. İçeride böyle şeyler çıkabiliyor abi, meyve sebze falan. Burada bol bol spawn oluyor. Hatta şurayı da arayalım. Şu yatağı arayınca para çıktı mesela. Ne kadar çıkmış? 28 cash çıkmış. Para falan çıkıyor abi. Güzel ya. Sonuç olarak burayı bir şekilde güzelleştireceğiz abi. Onun haricinde şu arabanın içindeki eşyaları ufak ufak kulübenin içine alabiliriz. Çünkü arabanın içi baya karışık. Şu kasaların içi falan düzeltilmesi gerekiyor. Şunları falan taşıyacağız. Bugün anlayacağınız evle ilgili işler var. Buraları güzelleştirmeyle alakalı işler var. Birkaç arkadaşın tavsiyesiyle de başka yerlerde görünen evlere de gidip bakacağız abi. Başka yerlerde bulduğunuz evlere de bakacağım. Yani daha doğrusu mekanlara bakacağım. Bu ev kalabilir ama sonuçta bizim hakkımız birden fazla olabilir. Sadece bayrak atamayız. Eğer gittiğimiz diğer yerler çok çok güzel olursa artık bayrağı orayı devredebiliriz ya da farklı bir şey düşünebiliriz, bilmiyorum. Şimdi ufak ufak bir düzenimizi yapalım abi. Arabanın içindeki eşyaları falan bir taşıyalım, kasaları masaları. Ama ondan önce ben şu yeme içme işlemini halledeyim. Yeme içme işlemini hallettikten sonra taşıma işlemine başlayalım. Evet, yeme içme işlemini hallettik. Artık işimize koyulabiliriz. Bu arada bir yarım saat ara verdim, dışarı çıkmam gerekiyordu. Geldim abi, hava düzeldi ve akşam oluyormuş ya. Bu pek iyi olmadı. Oyunda akşam oluyor abi. Şöyle saate bakayım. Kaç saat? Oo, 10 olmuş. Saat 10 olmuş. Hava kararacak abi. Neyse, olmadı sabaha bekleriz. Bu arada şurada gözüme bir şey battı. Hemen onu almam lazım oradan. Hiç kaçmaz abi. Alalım. Bu lazım olur. Şuraları da bir arayalım. Tabi. Buralarda ara ara bir şeyler çıkacak bize. Şunu mu ver mesela? Bu neymiş? Geç abi. Tohum bom bir şey istemez şimdi. Tamam. Burada bir şey var mı? Şuralardan meyve sebze çıkar aslında ya. Bunlardan eskiden çok meyve sebze çıkardı. Neyse. Şimdi işimize koyulacağız. Arabayı ufak ufak bir boşaltmaya başlayalım. Ben şu arabayı evin önüne bir alayım ya. Araba biraz uzak kaçtı. Havada kararıyor. En azından şu eşyaları alalım da karanlıkta kalmayalım. Gel bakalım. Tam böyle dursan kafi. Aynen. Şimdi yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı dikkate alıyorum, hiç merak etmeyin. Dediğiniz gibi yeşillik alanlarda da bu tarz evler var. Oralara da bakacağız. Güzel bir yer bulursak zaten salarız burayı direkt. Çünkü evin içine sadece kasa koyacağım için taşıması daha kolay olur. Çok bir eşya biriktirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Daha çok satma yoluna gideceğim. O yüzden bir sıkıntı yaşamayız abi. Direkt taşırız. Ya ben geçen seride de biliyorsunuz sahil kenarında şu bölgede plajda böyle yazlık havası bir ev yaptığım için onların hevesini falan aldık diye düşünüyorum. Bir de şöyle böyle daha iyi olsun diye düşündüm, hani daha tatlı, böyle etrafını güzelleştiririz falan, daha farklı bir şey olsun diye düşündüm. O yüzden şimdilik buradayız. Bu arada videoları beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan izleyen izleyicilerim de varsa, abone olurlarsa çok sevinirim. Yine aynı şekilde açıklamada ve yorumlarda Discord linkini de bulabilirsiniz. Katılırsanız beklerim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu kasalarımızı bir içeri koyalım abi. Şöyle. Şöyle bir üstün körü koyacağım. Ondan sonra yerlerini ayarlarız. Şöyle arabanın içinde de malzemeler var çünkü. Şimdi onları nasıl bir şey yapacağız bir bakmamız lazım. Arabanın içi bayağı kalabalık. İlk önce şunları başlayalım. Şu dolabı bir yerleştirelim. Ufak ufak evimizi yerleştiriyoruz. Şu dolap böyle duracak. Şu an düz mü? Evet, düz. Bu dolap böyle duracak. Bence gayet de yakıştı oraya. Başka neyimiz var? Ocağımızı alalım. Bunu şöyle koysak durur mu acaba şurada? Bunun burada durması lazım hocam şimdi bak. Bu iş böyle olmaz. Ben bunu ne yapacağım? Yere mi koyacağım? Çok saçma bir olay. Yani bunun burada bir yerde durması gerekiyor. Niye böyle oluyor ki yani? Bunu yere koyarsak çok saçma bir görüntü olacak. O zaman şöyle koyacağız. Bir dakika abi. Bak, karakter de sinirlendi, görüyor musun? O zaman bunu mecburen böyle koyacağız. Ya şu şeyin üstü şurada dursa çok güzel olurdu ama maalesef durmuyor abi. Başka neyimiz var? Jeneratörümüz var. Onu da şuraya bir yere yerleştiririz artık. Şöyle şuraya doğru. Bu da böyle kalsın.
Ufak ufak arabanın içini boşaltalım bakalım şimdi. Küreğimiz var bir tane. Kürek dursun arabada. Şöyle yukarıları alalım. Gözden kaçmasın. Başka neyim? Arabanın içi çok kalabalık değil ya. Tamam. Arabanın içi çok kalabalık değil. Şimdi şu iğneler bir dursun arabada. Alkolümüzü üstümüze alalım. Şunu bir aşağıya koyalım. Ivırı zıvır içi dışarı şey yapacağım abi. Bir tane kabin yapacağım. Dolap yapacağım. Onları oraya koyabiliriz. Bu boş zaten. Şu mermileri alalım. Tamam, şunlar şimdilik böyle durabilirler. Bunları ayarlayacağız abi. Bizim bir tane de büyük benzin bidonumuz vardı. O ne oldu? Yok muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum şu anda? Olması lazım aslında burada bir yerde. Heh, burada. Onu da alalım abi. Onu da arabaya yerleştirelim. Arabanın ürünleri, yani arabayla ilgili olan malzemeler arabada dursun abi. Karışmasın içeride. Bu böyle sığar mı? Sığmıyormuş. Şunu şöyle alalım. Tamam, bu da böyle kalsın. Lastikler falan vardı ama lastikler bana biraz çöp gibi geliyor lastikler ama neyse. Dursun abi. Eğer bir yolumuz düşerse tamirleyip satarız diye düşünüyorum. Başka bir lastik daha var. Onu da alalım. Bugün bir trader'a gider miyiz ya? Şu şeyleri falan satmak için en azından ne kadar ne değildir. Öğreniriz de bakalım duruma göre. Çünkü akşam oluyor şimdi. Daha evi de düzenlememiz gerekiyor. Burada arabaya konacak başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada var mı? Burada yemekler falan vardı zaten. Okey. Bizim arabada bir kilidimiz var. Onu alalım. Bu kapıdaki kilit tamam. Bir tane yeterli. Bu arabamızda da var. Bu dolapların hepsinde var. O zaman bir tane buzdolabına atalım. Şöyle. Dolabımız da kilitli olsun. Bunları nasıl koyacağız şimdi? Şu tahta sandık şuraya yakışır. Tam şöyle dursun. Ya da duvar dibine alsak daha iyi olur. Şöyle. Böyle kalsın abi burada. Bir tane kasayı şöyle yapalım. Ben arkaya bir şey planladım. Onu tasarladım. Arka tarafa. Onu da inşallah yapabilirsek göstereceğim size de. Yapabilirsek değil, yapmaya çalışacağım. Kafaya koydum mu yapıyorum çünkü. Bunu da şöyle araya yerleştirirsek bence ortaya açmış oluruz. Tamam, bu da burada. Güzel. Bu zaten ticaret abi. Bunu şeye koyacağız. Ne derler? Arabaya koyacağız. Dur abi bir dakika. Bunu şimdilik al da. Biz ticaretle şeyi ayıralım. Satılacak malzemelerle satılmayacak malzemeleri bir ayıralım. Şimdi ticaret dolabımızda satılacak eşyalar var tabii ki de. Şimdi bizim üstümüzde bir kılıç var. Onu bileylememiz lazım ki daha iyi duruma gelsin. Bunları da bileyleyeceğiz. Satarken şey olur. İyi paraya gider. Şunu alalım sırtımıza. Bu biraz daha iyi. Şunlar satılacak. Bunların fiyatını merak ediyorum. Kilitleri alacağız. Bunları şeye atalım. Şu sandığa atalım. Başka. Şu satılacak. Ya fazla olduğu için gerek yok abi tutmaya. Şunlar duracak. Bu çanta ve şu satılacak. Bunları hep tamirleyeceğim tabii satmadan önce. O konuda bir sıkıntı yok. Tamirleyerek satacağım. Daha iyi paraları alsınlar diye. Şimdi ticaret dolabına başka ne gidebilir? Şunu mesela bir repairleyelim abi. Şöyle bir. Tamam. Diğerlerini de aynı şekilde tamirleyeceğim abi bunları da. Hatta şunun bir tanesini şöyle atalım ki unutmayalım. Şöyle dursun. Bunları böyle yerleştirelim. Güzel. Düzenli olsun abi. Tertipli olsun. Şöyle yukarı alalım bunları da. Server'da biraz gecikme var sadece. Olsun. Mühim değil. Şimdi başka neyimiz var burada? Ara şey satılacak. Bakıyorum şöyle bir yukarıdan aşağı. Şu mesela. Şunu satarız. Şu dursun abi. Bunu kullanırız. Ben bu ceketleri seviyorum. Stotu da fazla. Şunları direkt tabi satacağız. Şunu satacağız. Pompalıya gerek yok. Biz şeyle MP5 ile devam abi. Güzel bir silah bulana kadar devam. Şunu satarız. Şimdi bir bakalım şuraya. Şunları bir düzenleyelim. Her şey düzenli olsun. Şu şöyle olacak. Şu silahı şöyle yapalım. Konuşamadım bir anda. Bu burada. Okey. Tamam. Şunu da şöyle yapalım.
Tamam. Burası okey gibi. Burası da okey gibi. Burayı yine bir düzenleyeceğiz. Şu okey'i kullanacağız abi. Başka krikomuz var. Bunu arabaya koyalım. Şunu da şöyle yerleştirelim buraya şimdilik. Burada ne var başka? Tamam. Şu ticaret dolabımızı bir arabaya atalım. Şöyle bir gel bakalım sen. Evin içine tabii bir şeyler yapacağız. Böyle kalmayacak. Şunu bir en alta doğru götürelim abi. En alta yerleştirelim şunu. Ticaret dolabımızı. Okey. Burada başka bir şey yok gibi. Bunları da bir aşağıya alalım. Bunları hep alacağım buradan. Kalmayacak. Yalnız dışarı bir dolap atmamız gerekecek abi. Ve malzeme de toplamaya ihtiyacımız olabilir. Çünkü buradakiler her şeyi karşılamayacak. Öyle geliyor bana. Buzdolabını yerleştiririz ama buradaki bütün şeyleri almaz. O yüzden daha çok doyurucu besinleri ve şeyleri toplamaya çalışacağım. Olanları da sırtımda tutup direkt tüketiriz abi. Zaten yemek olayına gireriz daha sonra. Bir yerleşim yapalım. Yemek olaylarına da gireriz. Şimdi ne yapalım abi? Neyden başlayalım? Şöyle bir düşünüyorum. Ben ilk önce şuraya bir tane şey düşündüm. Odunluk tarzı bir şey. Ama ilk ihtiyaçlardan başlayacağım. O yüzden bize şuraya bir tane kabin lazım. Ama buradaki güzel manzarayı da bozmak istemiyorum. Şu manzarayı. Çünkü burada güzel böyle bir taşlardan şömine yapılmış. Buraya da yakışır cinste. O yüzden nereye yapsak diye düşünüyorum. Şuraya bir yere artık şu ağacın dibine de olabilir. Şuraya malzemeler için bir kabin dolap. Şu dolaptan bahsediyorum o da. Neredeydi? Building'de. Şunlardan şu olan. Bu böyle güzel durur mu ağaç dibinde? Tam olarak kestiremedim ama bunu şöyle de koyabiliriz. Ama oraya farklı bir şey düşündüğüm için şunu şöyle de yapabiliriz ama yamuk duracak. Ben böyle bir yamuk durmasını hiç beğenmiyorum abi. Yamuk durmasın o yüzden. Şuraya da yapabiliriz. Buralar da bizim abi. Buraları da koyabiliriz. Aynen. Burada da durabilir. İlla o evin etrafını her şeyi dolduracağız diye bir şey yok. Şuraya da koyabiliriz yani. Şöyle düz mü diye bir bakmak istiyorum. Şöyle bir tane attırsak. Şuraya. Şu çok iyi bak. Bakalım. Sağdan soldan her yerden. Bir tık yamuk ama. O da şeyle alakalı işte. Şu yapıyla alakalı. Aslında bu yamuk değil. Hatta bir daha deneyelim. Ha, evet. Bir tık yamuk oluyor abi. Ona yapacak bir şey yok ya. Bunu böyle yapıştıralım gitsin. Tamam, bu böyle kalsın. Buna ne lazım şimdi? 12 tane kalas lazım. Çivi civata istiyor. Metal istiyor. Ve toolbox istiyor. Metalimiz bizim fazla vardı galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arabada var mı? Kalmasın. Bakalım abi. Burada yok. İçerideki metalleri toplayalım. Toolbox arabada var zaten. Metalim de çok olmayabilir işte. O yönden sıkıntıdayız. 4 burada. Evet, bir toplama işlemi yapacağız abi. 5. Şunu alalım. Bir tane daha lazım bundan. Evet, bizim bir malzeme toplamamız gerekiyor. O belli. Çok belli. Bir malzeme toplamamız lazım. Neyse şu toolbox'ı da alalım. Bir basalım abi. En azından o dolabı yapalım ki şu arabanın içini ve etrafı tamamen düzenleyebilelim. Bastır bakayım hocam. Bastır, yapıştır. Şimdi. Bize en yakın yerleşim yerleri zaten şöyle. Şu taraf var. Şurayı biliyorsunuz zaten. Geçen bölümde gittiğimiz kılıç kalkan bulduğumuz. Şurada birkaç yer var. Oralara bakabiliriz. Etrafı dolaşabiliriz. Arabayla arabasız fark etmiyor. Başka ne yaptık biz? Şu şeyleri çivi civatayı yaptık mı? Çivi civatayı da yapalım. Bunun, bak mesela bunlardan da lazım. Bunlar da yetmeyecek. Burada 11 tane var. Evet, burası böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu, evet, şunları da basalım hızlı hızlı. 5 tane daha. Evet, eksiklerimiz var abi. Eksiklerimizi toparlamak zorundayız. O yüzden bir gezmeye gideceğiz şimdi bir ufaktan. Evet, tabii eksiklikler var. Yani her evde olduğu gibi eksiklikler var. Biz de eksiklerimizi tamamlayacağız. Şunu arabaya bırakalım. Arabayla biz bir tur atalım gelelim ya. Bizim çünkü metale, çivi civataya, ıvıra zıvıra ihtiyacımız var. Şöyle bir hava kararmadan iyice bir tur atalım gelelim abi. Atla arabaya.
En azından şu dolabı yapalım ki bir de size yapacaklarımı göstermek istiyorum. Siz de yorumlarsanız duruma göre olur veya olmaz diye bakarız abi duruma. Nereden gitsek daha karlı olur bizim için? Şöyle gidelim. Mesela şu dere hizasında galiba şey var. Bir iki tane kulübe var abi. Bir gidelim bakalım oraya. Oraya yol yok çünkü. Böyle gitmemiz lazım. İnşallah arabayı bir yerlere vurup düşürmeyiz. Vallahi yanarız hocam. Harbi yanarız diyorum sana bak. Neredeymiş ya bunlar? Aa dur, geride kaldı. Ha buralar. Ha tam bu geçen geldiğim ev ya. Oğlum burası mıydı? Burada bir şey çıkmaz ki bize. Ha tamam, hatırladım şimdi. Neyse biz şeye gideceğiz abi. Kasabaya gideceğiz. Kasabaya giriyoruz. Hem de bir karakol lootlamış oluruz. Çünkü abi üstümüzdeki şeyler, eşyalar çok kısıtlı. Bir şeyler lootlamamız gerekiyor. Etrafı bir gezmemiz gerekiyor. Hava kararmadan şu en azından kasabaya bir girelim. Orada yeterince şey bulacağımızı düşünüyorum. Bir daha gel git olmasın. Yapacağımız şeyleri hemen yapalım. Vur. Allah Allah Allah. Bir tip vurduk arabayı. İşte bak şimdi oyun şimdi daha zevkli oldu mesela. Artık böyle kaygılarımız var. Araba nasıl dayanıyor ya. Şöyle bir yapıştıralım diyeceğim de ben sürekli terse gidiyorum abi. Ben bu yolda bir türlü bu yollarda kıbleyi tutturamıyorum ya. Şöyle tersten yapıştıralım gidelim abi yukarı doğru. Evet fazla bir yolumuz kalmadı. Devam ediyoruz. Etrafta pek şey de yok. Zombi de yok. Yerleşim yeri de yok. Yani buralar biraz sakin. O yönden hoşuma gitti. Karlı bölgeler. Ambiyansı güzel. Orman içi. Şöyle şu kasabaya doğru gidiyoruz şu anda. İnşallah kasabadan umduğumuz kadar güzel şeyler çıkar. Bakalım bakalım göreceğiz hocam. Hiç de belli olmaz bu işler. Bakarsın. Hiç beklediğimiz şeyler çıkmaz. Bak yine geldik bizim belalı mekana. Ama biz tabii yolumuza devam ediyoruz. Durmayacağız burada. Ha şu metal ihtiyacını buradan karşılayabiliriz ya. Arabayla duruyor. Tamam senin orada bir zararın yok. Bir şey olmaz. Sen takıl orada. Şu metalleri alalım. Bağırma lan oradan. Korku filmi gibi. Bizim karakter de tam minnoş ya. En ufak bir şeyde üşümeye başlıyor abi. Bu kadar minnoşluk olur mu ya? Biraz diren. Gözünü seveyim. Hemen böyle bir titremeler bir şeyler. Yok mu daha orada başka bir şey? Yok. Ne var ne yok arayalım abi. Çıkar çıkar. İçeri girmeyeceğim. Acayip bir zombi potansiyeli vardır. Şimdi kalabalıktır oralar. Uğraşmayalım. Bunu ben keseyim ya. Dur. Sen gel bakayım. Sakın vurma ha. Biz bu kılıçla hemen indiriyorduk sanki. Niye düşmedi bu? Kılıcın etkisi mi geçti ya? Bizde şey var mı? Var. Normalde iki vuruşta düşmesi lazım. Her neyse tak abi şunu sırtına. Gidelim artık buradan. Şuradan aşağıya versek kendimizi yuvarlanır mıyız da neyse riske girmeyelim abi ya. Gerek yok. Şimdi bir şey olur, bir şey olur. Taklaya gideriz, patlarız, çatlarız. Çok sinir bozucu işler bunlar. Bizim bu silahta şey var mı acaba ya mermi? Hiç sanmıyorum. Bunları bir tüngür atalım abi. Gel bakayım. Toplanın bakayım. Ahali. Mahalle sakinleri.
Çok güzel eziliyorlar ya. Ulan pick-up'ı bir an gerçek sandım biliyor musun? Oha. Arabalar geldi mi dedim ya, pick-up'lar falan. Pick-up'lar güzeldi be. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence güzel de eski arabalar ya. İnşallah ufak ufak kısa zamanda gelir onlar da. Arabayı çarptım sizin yüzünüzden ya. Oğlum bir bırakın peşimi ya. Bak bir tanesi mesela direkt düşmüş. Bunlar biraz daha zor düşüyor. Gel lan buraya. Bak bak bak, bir de duvar dibine kaçıyor. Sanki bana kaza yaptırmaya çalışıyor. Seni yavşak seni. Gel buraya. Neyse, bu sayede hepsi yola çıkıyor. Ezmesi daha kolay oluyor abi. Ve daha zevkli. Patır patır eziyoruz işte. Bir de şöyle dönüp kaçmaları yok. Tam komedi ya. Bak bak bak. Bu var ya tam çakal ha. Bana kaza yaptırmaya çalışıyor sanki. Bence okeyiz ya. Drone geldi. Dur bakayım. Tamam, bu zombi sesleri evin içindendir ya. Dışarıda yok galiba. Bizim karakterin şeyi mi? Çişi mi var? Neyi var abi? Çişi var. Kakası da var. Ben şu çiş kaka işini bir halledeyim abi burada. Bu arada benim üstüm gereksiz kalabalık ya. Şunları ben bir arabaya sallayayım. Loot yapmadan önce hiç boşuna uğraşmayalım abi. Şunların hepsini seçip aslında sürükleyebilsek çok güzel olacak ama bir türlü o mevzuya girmediler abi. Bir türlü. Şunları falan arabaya atalım, şu kalsın. Bunları atalım abi. Başka ne lazım olmaz burada? Tamam ya, gerisi dursun. Çok da kalabalık yapmaz bize. Sıkıntı yok. Şöyle şeylerden başlayalım. Silahımızı elimize... Bizim şeyimiz var mı silahımızda? Yok galiba. Değil mi? Lambamız yok silahımızda. Yok abi. Ondan bir tane craftlasak mı? Ne yapsak ya? Flashlight. Night vision bulursak zaten mük olur. Çok güzel olur. Şu şeyi hiç almıyorum abi, tüpü. Gerçekten satmaya bile değmez. Ama şeyde işe yarar işte. Ocakta işe yarar. O yüzden onu alacağım. En azından evin içinde bir tane bulunsun. Eğer bulursak gazlı ocak. Bizimkisi elektrikli miydi, gazlı mıydı ya? Unuttum ben onların tiplerini. Neyse, alalım, arabada dursun bir tane. Ben daha demin neyi almadım? Bir şey almadım. Tel örgü. Bunları ufak ufak toplasak mı acaba ya? Bir şey yaparsak elimizde bulunsun. Alalım hadi. Ne var ne yok toplayacağım abi. Şu evlere de girelim. Evleri de bir gezelim. Evlere girmediğim için çok eleştiriler var. Hak veriyorum arkadaşlar. O kadar haklısınız ki. Ama dediğim gibi işte genelde aradığım şeyler başka şeyler olduğu için, tamam evlerden de çıkıyor ama biraz da fazla ev olduğu için insan ister istemez kaçınıyor ya. Yapacak bir şey yok ona. Şöyle zombileri de arayalım abi, zombileri. Bunların üstünden de bazen kıymetli güzel şeyler çıkabiliyor. Ondan sonra üzülmeyelim. Bakayım yukarıda ne var. Abi ben bu karakteri o kadar yedirdim içirdim, bu karakter açlık çekiyor ya, ben anlamadım. Biraz dayan sen de. Yani çiş kaka yaptırdık diye hemen mi vücut ister ya? O kadar da değil. Hava bayağı karardı ya. Bu iş bizi sıkıntıya sokacak abi. Şu kısımda bir şey olur mu diye bakıyorum, önemli bir şey de yok. Bütün evlere giremeyeceğim zaten. Yani öyle bir dünya yok. Çünkü hava gördüğünüz gibi kararıyor. O yüzden bizim endüstriyel eşyalara ve karakola falan yönelmemiz gerekiyor. Nerelerden çıkar? Oraları gezmemiz gerekiyor. Evleri salıyorum şimdilik. Ha bak, şuradan mesela bir şeyler çıkabilir. İçeride miyiz? Salak salak hareketler yapmayın. Aklım çıktı. Refleks nasıl ama? Bu arada bu şeyler ne derler ya? Balıkçılık için işte. Onlar iğne iplik de yapmak için kullanılabiliyor, haberiniz olsun.
Bak ver abi bileği taşı. Kutu bulamazsak tek tek bulacağız abi bu çivi civataları. Ne yapalım? Aa bak bir tane kas çıktı. Bu güzel para edebilir. Eldiveni geç. Gözlük. Bir tane takalım aslında ya. Gözlüğümüz olsun. Çıkabiliriz buradan. Abi nerelere gireceğiz biz ya? Sik 9 milimetre çok güzel. Hava kararmasaydı iyiydi ya. Gerçekten bu iş moralimi bozdu. Çünkü biraz geç... Hop. Biraz geç sabah olabiliyor. O da gitti. Bu arada şey bulduk ha, metal beyzbol sopası güzel. Tırmık ihtiyacımız olur mu? Ya da sulama. Şundan bir tane bulunsun ya. Bayağı da büyükmüş be arkadaş. Ben bundan bol bol bulurum ya. Şimdi taşımaya gerek yok. Hiç gerek yok. Termometre. Bu ne işe yarar ki? Hadi alalım. Belki güzel paraya gider. Yani ne işe yarar derken bizim ne işimize yarar yani. Ne yapabiliriz onunla? Nereye ölçeceğiz? Gibisinden. Başka bir şey yok. Çıkalım buradan da. Şapka var, terlik var. O ne lan? Aa, tavuk var. Oo, yakalarız inşallah. Onu bulurum ben ya. Şu silahın şeyi çok güzel ya. Hissettiriyor yani. Atış sesleri falan. Bakayım senin üstünde ne var bakayım. Ara bakayım. Evet, bomboş. Sadece gösterişli bir asker. Bir yerden zombi sesi geliyor ama nerede olduğunu çözemedim. Ya bu hava kararması maalesef ki denk geldi ya. Harbiden denk geldi. Oyunda çünkü şey devam ediyor abi. Döngü devam ediyor. Single'daki gibi bıraktığımız yerden başlamıyor yani. Bir süre karanlık devam edebiliriz. Yani hep gündüz oynayacağız diye de bir kaydı yok abi. Biraz da şey olsun, karanlık olsun. Ama dediğim gibi bir night vision'ımız olsaydı güzel olurdu. Metali alayım ya. Bir jeneratör daha. Satma yoluna gider miyiz? Yoksa zaten büyük ya. Dur bakayım. Şurada bir garaj daha var. Bakalım buraya da. Bir tüp daha var. Geç abi, o kadar da değil. Pilleri ver bakalım. Pillerinin durumu ne? At gitsin. Tornavidayı ver. Toolbox var. Çok güzel. Şimdi başka burada bakılacak tabii yerler var. Şu metalleri alalım. Ben bir arabaya koşayım. Şu üstümdekileri bir bırakayım. Ondan sonra biz bir karakolu bulalım abi. Şimdi şunları bir arabaya yerleştirelim hocam. Hızlı hızlı şöyle. Çok yakınlarda bir şey var. Evin içinde galiba. Tornavidalar kalsın. Şunları atalım. Şöyle şöyle. İşe yaramaz şeyleri. Şimdilik işe yaramaz şeyleri arabaya koyalım. Tamam, bunları kalsın. Bunları kullanacağız zaten. Yola devam. Şu karakola girelim çıkalım abi ya. Burası bize pek verimli gelmedi. Aha. Oo çok güzel abi. Vodka bulduk. Şey vodka diyorum ya, absent bulduk. Alkolle pek aram olmadığı için neyin ne olduğunu kestiremiyorum. Hava var. Oo satır var abi. Güzel.
Yakın dövüş. İşe yarar, her zaman işe yarar. İçerilere doğru gideceğiz. El mahkum. Şuralara bakalım. Bir çantamız daha var. Ay çanta diyorum, şapkamız da. Bak şunları alalım abi. Yiyecek içecek. Candır. Bu zombiler genelde evin içinde abi. Yoksa çoktan şey yaparlardı. Arabayla gezerken yola gelirlerdi. Yola gelmediklerine göre bir sıkıntı yok. Biraz da akşam olsun ya. Hep gündüz, hep gündüz. Bu da heyecanlı yani. Ver abicim. Oo, oh. Güzel. Bir dakika, bir şey daha gördüm şurada bir yerde. Ver abi. Çok iyi, çok iyi. Abi şunlardan biraz yiyelim de bu karakter çok çabuk acıkıyor ya benim karakterim. Tam bir aç göz ya. Doyuramadık abi karakteri. Neyse yesin bakalım. Biraz da şunlardan atıştır. Biraz tut kendini ya. Görevdeyiz abi. Bunun bayan veya erkek karakteri olmasıyla bir alakası var mı acaba arkadaşlar ya? Bilen var mı? Yani kadın karakterler daha mı zayıf? Daha mı çabuk acıkıyor? Erkekler daha mı kuvvetli oluyor? O kısımları tam olarak bilmiyorum çünkü. Ya tam arkamda ya, tam arkamda. Yaptığı hasara bakar mısın? Şaka gibi. Ya sesini de duydum ya. Vallahi canımı okuyordu ya. Biz yine şunu şey yapalım da C1 seviyesi bir şey değil de işte şey kapabiliyor. Zımbırtıyı kapabiliyor, mikrop kapabiliyor. O yüzden biz saralım abi, neden olur ne olmaz. Nerede ya buranın karakolu? Sizin karakolunuz yok mu ya? Vallahi gerildim ha. Hayır, odayı ben de göremiyorum zaten. Aha, şarjör bitti. Oğlum dur lan dur. Bir tek mermi atmış içine. Ha, şarjörüm doldu ki benim. Geber lan. Şöyle bir kapat bakayım. Bizim şu şeyi halletmemiz lazım. Nerede şarjörün? Ha tabii bizim 9 mm'miz bitti. Bunda var mı bir şey? Bu da boş. Oğlum bizde mermi yok. Şurada 7 tane mermimiz var. Onları kullanacağız. Vay arkadaş, mermileri bitirdik ha. Abi çok mermi lazım bu oyunda ya. Gerçekten PvP tarafını düşünemiyorum zaten. Çok lazım. Bizim mermi basmamız lazım. Bol bol mermi basmamız lazım. Burada başka bir şey yok galiba. Çıkalım buradan. Şu karakolu bir sağ salim bulabilsek. Daha karakolun içi de sıkıntı. Oğlum burada karakol yok mu yoksa? Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Yok gibi duruyor ha. Yok abi. Biz yani bilmiyorum videoda nasıl da benim ekranım şu an çok karanlık. Biraz da ışık vuruyor. Maalesef ki. Göremiyorum. Neyse. Döneceğiz abi. Buraya sonra uğrayacağız biz. Yani böyle bu şekilde bir verim alamıyoruz çünkü. Etraf karanlık. Aralara girince, evlerin aralarına girince hiçbir şey görünmüyor. Gündüz burayı lootlamak daha mantıklı. Hem de bir lootlar yenilenmiş olur diye düşünüyorum. Şöyle bir geri geri kaçalım biz abi. Hiç çaktırmadan. Buradan uzayalım. Şimdi yolumuz bu şekilde devam. Bir evin oraya geçelim bakalım.
Yalnız biz ana yola bağlandık ya. Böyle gidersek nasıl varırız? Aralardan, derelerden, dağ yok, dağdan geçemeyiz abi. Dur dönelim. Ben sürekli şey, bu şeyi anlamadım abi. Ben sürekli tersi gidiyorum ya. Bir şekilde yapıyorum, tersi gidiyorum. Bak buradan mesela sağa çıkmam lazım. Evet. Son anda fark ettik. Bu yoldan devam. Bizim birincisi işte bu tarz lootları toplayıp evimizin etrafını düzenlememiz gerekiyor ve ondan sonra bir mermi basım işlemi yapmamız gerekiyor. Belki şu kısma gelip şuradan yine bir vurgun yapabiliriz. Onları da topluca götürüp trader'da satabiliriz. Ondan sonra bol bol da 9 mm mermi alabiliriz ya da farklı bir şey yapabiliriz, bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir iki bunker da gerekiyor. Bunker'a da girmemiz gerekiyor bol bol. Çünkü mühimmatımız yok. Yani hani az demiyorum, yok. Direkt yok. O işi çözmemiz gerekiyor. Bu şekilde olmaz. Vallahi oyunda bir şey olsa, böyle bir zombilerin raid yaptığı bir sistem olsa hiçbir şekilde karşı koyamayız abi. Hayatta kalamayız yani. Bizim bu arada şey niye çıkmadı abi? Ha, yatak yapmadık çünkü, tamam. Yatak yapmadığımız için evin nerede olduğunu kestiremiyoruz şu anda. Oğlum bizim ev burası mı ya? Yok ya, biz ev geride kaldı, tamam. Ev geride kaldı abi, biz fazla geldik buralara. Şu an bak diğer evdeyiz. Biz şuradan aşağı inip sola döneceğiz. Oğlum ben neler yapıyorum ya? İşte göremiyorum ki abi. Dur biz bir adam akıllı yolumuza çıkalım da. Biz daha devam edecektik çünkü direkt sağa girdik. Ormana girdik. Böyle devam et abi. Ben niye bu kadar heyecanlandım ya? Bizim ev aşağıda da. Değişik değişik hareketler yapıyorum. Yolu kısaltmaya çalışıyorum falan. Ondan sonra kaza yapacağız. Arabayı da kaybedeceğiz. Şuradan sağdan. İşte bu kadar ya, geldik. Orada zaten bak bizim şey yeşil yeşil parlıyor. Yavaş yavaş, sakin. Sakin koçum. Şöyle gel bakalım. Tam böyle yeşilliğe verelim. Çok dikkat çekmesin araç. 1 metallerimizi bir üstümüze alalım ama işte çivi civata durumumuz var, sıkıntı. Dolabı yapamayacağız herhalde ya. Bana öyle geliyor. Dur bakayım neler lazımdı bir görelim. Ha tamam, çivi civata tamam. Sadece bize kalas lazım. Okey. Kapıyı kapat. Üstümüzde şey var mı? Şunları tekrar atalım. Üstümüzde balta var mı? Bunda bir kesme biçme yapacağız. Yakın yerlerden yapalım. Şöyle. Vur bakalım baltayı. Şimdi şunu bir yere bırakalım abi. Bir tane sırtımıza. Bir tane de çantamıza alsak. Bir tane de alır mı ya? Çok şey olur değil mi? Ağır olur. Almaz. Şunları bir şöyle koyalım bakalım. Ver bir tane daha. Şimdi bunların üstünde 4 tane çıksa bize kaç tane lazım? Bir bu. Bir tane daha lazım. Yo, 4, 8, 12 işte. Bunlardan 4'er tane çıkıyor değil mi? Neyse bir keselim şunları da. Böyle hızlı hızlı bir keselim de bir bakalım çıkacak mı hepsinden. Şu balta sesi var ya, vurma sesi. Online'da, daha doğrusu online'dayız zaten de.
Şu anda yakınlarda biri varsa net duyuyor yani, net. Acayip ses çıkaran bir olay bu. Hemen şunları tık 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 basalım. Evet abi, bu kadar. Tamam. Güzel. Hemen ilk aletimizi koyalım abi şuraya. Bu şeyimizi, dolabımızı yerleştirdik. Buna yalnız bir tane kilit atalım. Neredeydi bizim? Bir iki tane dandik kilidimiz vardı. İçeri mi bıraktık onları? İçeride galiba. Bir iki tane bize dandik kilit lazım. Bir tane yeterli. Hemen şunu gidelim, ona takalım. Tamam abi, burayı yavaş yavaş böyle parselleyeceğiz. Şimdi bize şey lazım. Taş falan lazım bir dakika. Bizim taş maş bulmamız lazım. İçeride ateş yakacağım çünkü. Ver şunları hocam. Kar toplarından su ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle yediğin zaman karakterin su seviyesi yükseliyor. Bırakabilirsin. 8 tane taş istiyordu herhalde. Bir de çubuk. Şöyle bakayım yine de garanti olsun işimiz. Ha, 4 tane kütük istiyor. Bir tane barut istiyor falan. 8 tane taş istiyor. Tamam, hallederiz hocam. Sıkıntı yok. Şuradan bir tanesini keselim. Bu etrafa da bir ateşler falan da yerleştireceğim. Burası cıvıl cıvıl olacak abi. Hiç sıkıntı yok o konuda. Kaç tane taşımız var? 2, şunu at abi. 3, 4, 5. İçeride kütük var diye bir tane daha kesmeyeceğim çalı. 6. 7. 8. Aldı mı? Aldı. Tamam. Barut, kağıt, işte falan filan her şey oluyor zaten. Diğerlerini yapmak için. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Eğer ateşi onun içine koyamazsam şuraya, ben küserim diyecektim. Harbi küsüyorum şu anda. Bunu koyabiliyor muyum? Bunu koyabiliyoruz. Tamam. Bundan yakarız biz de. Bu ne istiyor? 5 tane çubuk istiyor. Bir tane barut marut istiyor. Tamam. Gidelim çubuk keselim biz de. Şunları da, bu arada şeyler, küçük tahta şeyler kaybolmuş. Kütükler. Neyse. Oraya ben bırakmıştım bir iki tane. Bunlardan keselim hocam. Ver bakalım bunları. Böyle. Gidelim yerleştirelim hemen. Ateşimizi yakalım. Tamam. Bu işte tamam. Bizim üstümüzde ateş var mı? Varmış. Güzel. Gördünüz mü? Ateşimizi yaktık. Mis gibi abi. Şimdiden güzelleşti burası bak. Bundan yan yana iki tane yapsak daha, ama bir tane de yeter abi. Bunları sonra böyle şeyle harlayacağız. Dışarıdan çubuk mu kesip işte şuraya, bu kasayı o zaten onun için kullanacağım. İşte çubukları falan burayı istifleyeceğim abi. Buradan devamlı döngü olacak. Yanacak burası. Güzel bir yer oldu. Arabamız burada kalabilir. Dolabımız tamam. Kilitledik. Bir sıkıntısı yok. Bunların içini zaten sonra yerleştireceğiz, dolduracağız. Şu taşları atalım. Güzel abi, ben bu mekanı sevdim ya. İş yapar. Sadece biraz işte bazı yerlere uzak. Ondan yana da sıkıntı yok ya. Çözeriz abi. Sıkıntı yok. Biraz gözlerden uzak olalım. Hiç mühim değil. Tam benim böyle hayal ettiğim, sevdiğim mekanlardan bir tanesi burası. Ev de güzel. Her şey de güzel. Evet, bu bölüm biraz kısa oldu arkadaşlar ama malum gece olduğu için, hatta saate bakalım. Bakalım kaç olmuş. Yani daha bir oyun saatiyle baksak bayağı bir sürecek beklememiz. Saat 4-5 gibi mi gündüz oluyordu galiba. Ama bayağı bir sürüyor. Neyse, bu bölümlük bu kadarlık olsun arkadaşlar. Sonraki bölümde telafi ederiz zaten. Yapacağımız daha çok iş var. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlamayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.